Saatler 12'yi gösteriyor. Ekotürk'te gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Ben Ahu Orakçıoğlu. Bir saatlik yayın kuşağımıza çok kıymetli konuklarım var. Hemen yanı başımda görüyorsunuz. Ebru Şin'i görür görmez de konu başlığını herhalde anlayan mutlaka içinizde çok sevgili seyircilerim vardır diye düşünüyorum. Ebru Şin'i hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Wellbeing'i konuşacağız sizinle. Evet. Ben şöyle bir sunucu amatörlüğüyle kendini iyi ve dengede hissetme hali diye özetledim biraz çalışırken ama biliyorum. Harika özetlediniz. Çok yani, güzel. Çok daha bu işin derinlikleri var. Ama gerçekten de hani eğer well-being'in anlamı buysa, kendini iyi ve dengede hissetme hali ise bunu bozmak için alayı üstümüze doğru geliyor Ebru Hanım. Ne yapacağız? Maalesef. Meselemiz bu sevgili seyirciler. Meselemiz bu. Well-being halini dengede tutmak, yükseltmek ve sürdürebilmek mümkün müdür? Aynen öyle. Aynen. Ya başlatmak da ayrı bir mesele. Sürdürmek daha sorunlu bir mesele. O zihnin vesveseleriyle uğraşmak ayrı bir dert. Çünkü biz iyi bir şey yapmaya kalktığımızda sürekli bir aşağıdan çekmeye çalışan bir zihin falan var. Evet. Ama şöyle diyeyim ben. Ben böyle bir hani uzun zamandır takipçinizim sizin. Teşekkür ederim. Uzun zamandır da Ebru Hanım'ı ağırlamak istiyordum. Bugüne kısmet oldu. Hani şöyle bir imajda sizde yani mutlak bir dengeye ulaşmış bir Ebru Şinik hali var. Çok merak ediyorum. Gerçekten dengede misiniz? Şöyle önce insanım. Hepimizin inişleri çıkışları var. Benim de inişlerim çıkışlarım tabii ki de oluyor hayatımda. Ama şöyle bir şey var. Ben bilmem biliyor musunuz eski borsacıyım. Evet evet. Yani evet. Çok dengesiz ve stresli bir profesyonel iş hayatından geliyorum. Zaten bu... Yani hiç ait olduğunuz yerde değil misiniz o zaman anladım değil mi? Yani şimdi çok radikal bir şey var. Evet. Daha çok stresli bir yerden. Çok. Evet çünkü stres izleyenlerimizden de böyle deneyimleri olan olabilir. Stresi yönetemiyorsunuz belli bir müddet sonra sizi hasta etmeye başlıyor. Yani fiziksel olarak, zihinsel olarak, ruhsal olarak problemler. Borsada bende bu oldu. Ve o zaman bir arayışa girdiğimde, o zaman ben borsadayken mindfulness uygulamaları diye bir şey yoktu. Daha o kelime yoktu orada. Daha mindfulness doğmamıştı diyorsunuz. Daha doğmamıştı. Yıllarca araştırdım kendimi nasıl dengeleyebilirim diye. İşte Dr. Deepak Chopra'ya çok güveniyoruz. Ve onun tavsiyelerini uygulamaya başladıktan sonra hiç inanmayan, bu kadar analitik bir zihinde bile dedim böyle bir berrak ve denge sağlanabiliyorsa bu herkese çalışır diye ikna olup hemen zaten Amerika'ya gidip bu işi eğitimine soyundum. Aynen. Şimdi şöyle denge yani burası bir cennet değil dünya. Maalesef. evet ama cennet de cehennem de aslında bir zihin halidir olarak düşünürsek gerçekten baktığınız perspektifi değiştirme becerisi kazandığınız zaman olaylar karşısında verdiğiniz tepkiler değişiyor. Önce şunu söyleyeyim, bizi hormonlarımız yönetiyor biliyorsunuz. Yani o Platon'un dünyayı yönetirsin. Lafını ben hormonlarını yönet, kendini yönetirsin diyorum. Çünkü eğer limbik sistemden, amigdaladan yani insanın en ilkel organı olan, reptilian brain olan oradan stres tepkisi geldiğinde onu kontrol edemiyorsan ki bilinçli zihnine kontrol edemezsin. Kanında stres hormonları yükselirse yapabileceğin hiçbir şey yok. Çünkü hormonlarımıza göre hareket ediyoruz. Konu şu. Eskiden çok sinirlendiğim, çok strese girdiğim, çok korktuğum, endişe ettiğim durumlarda amigdalanın böbrek üstü bezlerine stres hormonu salgılama emrini verdirmemeyi nasıl becerebilirim? Hmm. Aslında konu bu. Evet. Bu zamanla olan bir şey ama burada özellikle fiziksel ve zihinsel dengeyi sağlamak merkezi sinir sistemiyle ilgili. Orada da bir sürü teknikler bizim yardımımıza koşuyor. Özellikle sizin gibi böyle canlı yayın, medya bu kadar dakik olunması ve hiç hata kabul etmeyen meslek gruplarında mesela nefes teknikleri inanılmaz sizi rahatlatır. Evet, hepsini yapacağız. Hepsini izleyenlere göstereceğiz. fakat şunu da konuşmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü hani mindfulness dediğimiz bir farkındalık olma hali var ya. Biz bazen dengenin kaçtığını da tabii ya da huzursuz olduğumuzu da anlamıyoruz. Çok doğru. Ya beyin onu da örtüyor. O yüzden o farkındalığı öncelikle nasıl yakalayacağız ki sonra ben dengede değilmişim deyip daha doğru bir yola girmek. Evet yani aslında son derece analitik gitmek lazım. Ben farkındalığı nasıl yakalayacağım diye bu işin peşine düşmek yerine günde 5 dakikanızı ya da 10 dakikanızı başla bir yerden diyorsunuz. Ben 5
5 ve 10 dakikamı kendimi daha iyi hissetmek için bugün ne yapabilirim? Sorusuna bir cevap vererek onunla başlamak lazım. Var mı lazım. Onun yanıtı? Var tabii. Rutini var. Çok rutinler var. Mesela benim Wellbeing ajandamda 30 küsür lira yakın gündelik rutin önerisi var. Şöyle gösterelim evet. Hemen. Şimdi rutinler özellikle Wellbeing ajandası Ebru Şinik'ten buyurun. Özellikle ilk yapmak istediğimiz şey Wellbeing'de yani fiziksel ve zihinsel halimiz yani dengede kalmak. Rüzgar çok hızlı eserken kasırga geldiğinde bizi kuru bir yaprak gibi oradan oraya savurmasına engel olmak için önce merkezi sinir sistemini dengede tutmamız lazım ve bunun için bir şey yapmamız lazım. Evet, merkezi sinir sistemi temelde. Tabii. Şimdi Ebru Hanımcığım tam biz hakkını veremiyoruz, çok önemli olduğunu anlamıyoruz ama dengede olmak için belli rutinleri takip etmek çok kıymetli galiba değil mi? Evet. Yani biz mesela aklımıza geldiğinde bir şey yapıyoruz, ertesi gün yapmıyoruz. Öyle değil galiba. Her gün mü yapmak lazım? Öyle değil Ahu Hanım. Şöyle her gün artık. Çünkü dönüşümün anahtarı süreklilikte yatıyor. Evet. Yani dönüşümün anahtarı süreklilikte yatıyor. Siz hangi hızda dönüşmek istiyorsanız o hızda devam edersiniz. Yani bir rutinle başlarsınız. 2 ay boyunca sadece bir rutin. 3. ay bir rutin daha ekleyebilirim diyebilirsiniz. Hı hı. Ama o aslında zihnin sabote etme eğilimi sürekli devam ediyor ya. Hı hı. Zihin bizi şurada yanıltıyor. Zannediyor ki o çok minik, önemsiz, çok kısa zamanımızı alan hem de konfor alanımızın dışına hiç çıkmadan yaptığımız o minik rutinin hiçbir önemi yok. Halbuki onu siz her gün yapmaya başladığınızda o küçük duran adımlar sizin o kadar uzun bir yol almanızı uzun vadede sağlıyor ki işte konu burada. Yani zihnin kısa vadeli ödüller yerine uzun vadeli ödüllere doğru odaklanarak oradaki farkındalığı yükseltmek. Ama bu farkındalığı da motivasyonla. Yani ben sabah 5 dakika diyafram nefesi yaptım. Hakikaten gün boyunca kendimi daha iyi hissettim ve stresimi daha iyi yönetebildim. Farkındalığını siz kazandıkça... Acaba bir rutin daha bir 20 dakikada bir hareket edip mi güne başlasam? Şimdi bakıyoruz tamam. Verilere. Minik zaferler yani. Kesinlikle öyle. Mesela bakıyoruz şimdi klinik verilere. Her sabah 6 ile 10 arasında 20 dakika düzenli hareket ederek yani bir egzersiz yaparak güne başlayan insanların stres hormonlarını 6 ila 8 saat büyük bir travmatik bir şey yaşamadıkları sürece iş hayatında çok daha iyi kontrol edebildikleri kanıtlanmış. Evet. Şimdi ben bunu bile bile sabah hakikaten mi 20 dakikayı her sabah olmasa bile haftada 5 gün hakikaten ayıramayacak mıyım? Evet. Yani bu bizim kendimize verdiğimiz değerle ilgili kendinize ne kadar değer veriyorsunuz? Anladım. Öyle değil mi? Burada kesinlikle öyle. Şartlar ne olursa olsun kendimize ayırmamız gereken bir dakikayı bulmak herkes için mümkün diyorsunuz değil mi? 10 dakika. Çünkü gerçekten çalışma koşulları sıkıntılı olan, işte sabah 7-7.30'da yollara çıkıp akşam 9-9.30'da dönen insanlar bize hadi canım oradan siz orada oturduğunuz yerde konuşursunuz ama biz nasıl yapalım? Biz ancak eve yorgun argın geliyoruz, ancak yemek yiyoruz, biraz çocuğumuzla ilgileniyoruz falan yatıyoruz şeklinde dinliyorlar. Ve çok kalabalık tabii, çok yoğun ama konu bir, sadece o değil. Mesela ofiste gün boyunca herkesin bir boş vakti bir ara vardır diyorsunuz. Yani boş vakit de olmak zorunda değil. Bilgisayarda çalışırken aromaterapinin gücünden faydalanarak hormonları dengelemek, işte Ramazan'dan sonra işte o zencefilli çayınızı, bitki çaylarını içmek, yemeğinizi yerken baharatları kullanmak, bunun için ekstra vakite gerek yok. Ama evet. Bu sizi çok dengeler. Harika. Hani tabii. Küçük adımlar dediğiniz bu kadar da küçük yani. Tabii. Tamam. Bunlar. Cebinizde götürdüğünüz aktardan bir çay. İçine evet. Attığınız limon. Bünyenize uygun çaylar. 25 dakika bulunduğunuz yerde nefes egzersizi. Çok kahve içiyorsanız içine biraz kakule eklemek. Çünkü kakule eklediğinizde stres hormonunu bastırır ve kahvenin zararlı etkilerini nötralize eder tamam olabildiğince. Kaçarı yok. Ben şeytanın avukatlığını söylüyorum. Yani içimizde bir şeytan var ya yapamazsın, hayır falan yaparsınız, diye. Yaparsınız siz haydi haydi yaparsınız. Evet, evet. Yok ben hani kendi adıma da konuşmuyorum ama gerçekten çok ağır şartlarda çalışanlar var ama tabii dünyada da düzen de değişiyor. Hibrit çalışma, evden çalışma vesaire derken
Başka bir dünyaya doğru da geçiyoruz. Evet. Ama bu devriminde tabii sancıları da var, stresleri de çok daha büyük üzerimizde. Bizim gibi bir memlekette bir de ekstra işte afette oydu buydu yaşadığımız bu travmalar ortada. Gerçekten de ciddi bir mücadele vermek gerekiyor dengede kalabilmek için. Yani şu sohbetin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Neresinden ne yakalayabilirsek çok değerli. Ama benim için en kıymetli şey son dönemde şu rutin meselesi. Rutin. Çünkü bir rutini kazanmak gerçekten bir mesele. Günlük rutinlerimiz var, yeme içme vesaire klasik, ama ona yeni bir şey katmak zor bir yaştan sonra. Kesinlikle. Şu şey doğru mu? Onu soracağım. Rutini içselleştirmek için 21 gün konusu denenmiş ve saptanmış bir şey midir? Tabii, mesela tabii, orada bir tabii. Her gün kendimizi sıkarsak bir süre sonra yapmadan duramayacağız mı mesela? Şöyle söyleyeyim, o aslında son derece bilimsel bir şey. Onun altında şu yatar. Siz daha önce yapmadığınız yeni bir eylemi bir hafta boyunca iradenizi kullanarak, istemeden de olsa iradenizi kullanarak yapmaya başladığınızda o 7 gün sonra alışkanlık haline gelmeye başlar. Bir hafta yetiyor. Hayır. Tamam, başlangıç. 7 ile başlıyoruz. O 7 gün yaptığınız şeyi 21 güne uzattığınızda halen iradenizi kullanmak zorunda olabilirsiniz istemeden. Hmm. Halen 21 güne uzattığınızda 21. günün sonunda o yeni yaptığınız eylemle ilgili sağ ve sol beyin lobunun arasında yeni bir sinaptik bağlantı oluşuyor. Dolayısıyla anladım. O sinaptik bağlantı oluştuğunda siz onu 22. gün, 23. gün yapmadığınızda kendinizi bir huzursuz, rahatsız hissedersiniz. Çünkü beyin ona alıştı. O ve o bilgi verildi. Anladım. O yüzden bu son derece bilimsel, yani scientific bir şey. Yaptığımız her eylemin bir yatağı var beyinde. Bir bağlantı içerisinde kesinlikle konumlanıyor. Kesinlikle. Kayıt oluyor. Kesinlikle. Beyin böyle acayip bir şey yani. Hatta size bir şey söyleyeceğim. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bu konuda çok güzel bir lafı vardır. Yeni eylemlerle ilgili. Der ki 7, 21 ve 40'lar, 40 günler, yani bütün semavi dinlerde şey ve spiritüel var disiplinlerde hani özel, neden? Mesela der ki o her sabah içinize dönerek yaşadığınız 40 gün ana rahmindeki bir bebeğe 9 ayda ne yapıyorsa size de onu yaparlar. Şu 40'ı daha iyi değerlendirelim. Rutinler, yani peki, rutinler birdenbire otomatik olarak beyin düşünmeden yapmaya başlıyorsunuz ve beyin yapması gereken iş tamam sorumluluklarından bir tıkı otomatik sisteme devrettiğinde rahatlıyor. Tamam ya, çok mantıklı, çok mantıklı. Hayır, kültürel bir takım aktarımlarla da çok bağlantılı. Bebeğin evet 40'ının çıkması hadisesi de böyle bir şey. Bebek geliyor dünyaya, bu dünyanın koşullarına uyumlanması. Herhalde o bebeğin 40'ını bilmiyorum. Bizim de yeni koşullara uyumlanmak değil mi? Kendimize bebek gibi davranıyor. Şimdi sizinle konuştukça böyle evet, buna beyin geleceği için böyle başladı. Buna beyin nöroplastisitesi deniyor. Bağlantı kurma hadisesi. Ama gerçekten şu var, ömür uzuyor. Ama baktığımız zaman da ömürler uzamakla birlikte kronik hastalıklara maalesef her nasıl oluyorsa çare bulunmuyor. Yani biz böyle ilaç bağımlısı bir şey olarak, insanlık olarak. Yaklaşık 25 yıldır Batı'da beden zihin tıbbı denilen bir tıp sistemi var. Nitekim Türkiye'de de çok güçlü olan fonksiyonel tıp ekolü bu beden zihin tıbbına son derece yakın bir şekilde davranıyor. Çünkü yani preventif medisin dediğimiz koruyucu tıp. Yani hastalanmadan o enerjimizi, dengemizi, kronolojik yaşımız yükselirken aynı bilmek ve sürdürebilmek konu. Koruyucu tıp çok önemli bir şey. Halk sağlığı bunun içine giriyor. Koruyucu tıp protokollerini içerir. Daha kıymetlendi değil mi artık? Çok çok, özellikle pandemiden sonra işte well-being bütün dünyada koruyucu tıp protokolleriyle roket hızıyla yükselmeye başladı. Çünkü şunu gördük. Her şeyi ilaçlarla halledemiyoruz. Yani sizin dediğiniz gibi akut durumlarda tabii çok önemli alopatik tıp, klasik batı tıbbı, efes, ama kronik durumlarda epigenetik evet bilimi neyi inceliyor? Yani epigenetik bilimine baktığımızda yaşam tarzı değişikliklerinin genlerden insanların üzerinde hastalıkların gelişimiyle ilgili çok daha etkin olduğunu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla hani aman ne olacak ya, ben de her öğlen hamburger patates kızartması yiyorum ama bir şey olmaz demeyin. Öyle değil tabii, çünkü. Tabii. Bir gün üzerine bir gün, bir gün üzerine bir gün, o sizin bir hafta sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra nasıl bir zihne, nasıl bir bedene sahip olacağınızı belirliyor o küçük evet seçim. Ya annemde babamda kanser yok dememek lazım ya da işte belli hastalıklar. Tabii ki. Çünkü gerçekten aile öyküsünün içerisinde ağır hastalık olmamasına rağmen bir bakıyorsunuz kalp hastası, bir bakıyorsunuz kanser olmuş, artık çok insan var. Böyle bir fırtına esiyor orada belli. Avva Hanım, mesela göğüs kanseri olan kadınlarla ilgili klinik araştırmalara bakıyoruz.
en son bir araştırmada okumuştum. Hı hı. Göğüs kanseri olan denek grubundaki kadınların %93'ünde göğüs kanseri geni yok. Bu da enteresan. O zaman Angelina Jolie boşu boşuna gitti. Onu bilmiyorum. Belki onda vardır. Geni yok. Yaşa. Yedisinde var. %93. Şunda göğüs kanseri. Geni yok. Yok. Ama kanser. Meme kanseri. Meme kanseri olmuş. Şimdi çok anlatabiliyor muyum? Yani yaşam tarzı değişikliği well-being hali, well-aging dediğimiz sağlık ve mutlu yaşama sürecini başlatan en önemli adım. Evet. O da hiç gözünüzü korkutmayalım. İzleyicilerimizin de gözünü korkutmayalım. Eğer her gün 24 saat içinde bir 10 dakikayı kendinize ayıramıyorsanız ve bunu kendinize değer bulmuyorsanız, o zaman lütfen yaşamınızı bir masaya yatırın ve tekrar bir düşünün ben ne yapıyorum diye. Tamam. Şimdi o zaman tek tek açalım. Daha vaktimiz var. Ebru Şin'i bırakmıyoruz. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Sanki bu işin, yani iyi olma halinin kralı diyeyim ben, tamam, biraz şey bir amiyane bir tabirle. Kaliteli uyku galiba, değil mi? Kral bir, bu. Bir numara. Bana göre benim artık geldiğim noktadaki son tahminim bir de kaliteli bağırsak sistemi gibi geliyor bana. Aa, kesinlikle ya öyle. Ben A'ya onu yerleştirdim. Siz neyi yerleştiriyorsunuz? Harikasınız. Şöyle, kaliteli uyku olmazsa, ben tamamen bilimsel sıralamayı söyleyeceğim. Kaliteli uyku olmazsa kaliteli bir sindirim sistemi zaten olamaz. Dolayısıyla bir numara dediğiniz gibi sirkadiyen ritimlere göre kaliteli uyku. Çünkü biz uyurken zayıflıyoruz. Zayıflıyoruz değil mi? Uyurken zayıflıyoruz. İşte uyurken hormonlarımız düzenleniyor, uyurken ölü hücrelerin yerine replikesi oluyor, uyurken cilt sağlığımız, güzelliğimiz, kolajen, uyurken, bunların hepsi uyurken, derin beden dinlenmedeyken. İkincisi stres yönetimi. Stres yönetimi. Çünkü stres yönetimi yapamıyorsanız sindirim sistemi gene. Zaten, doğru. Çalışmıyor çünkü, çalışmıyor. Evet, enterik sinir sistemi dediğimiz o ikinci beyin olarak bilim insanların adlandırdığı sindirim sistemi sağlığı, düzenli her gün dışkı tahliyesi, konforlu bir şekilde sağlıklı mikrobiyota, bunlar bütünsel sağlığın, well-being ve well-aging halinin olmazsa olmazı. Onun dışında temiz beslenme ilkeleri, hareket etmek, egzersiz etmek. Ama Dr. Deepak Chopra ne der biliyor musunuz? Güzel bir şey söyleyeceğim şimdi, iki kadınız burada. Buyurun. Bunların hepsini yapın der. Bunların hepsini yapın. Ama eğer hayatınızda sevgi ve şefkat yoksa hepsi çöp. Tamam. Tamam. Değiştiriyoruz o zaman. Sevginin gücü. Sıralamayı değiştiriyoruz. Ne kadar önemli, evet, değil mi? Evet. Çok kıymetli tabii. Çok kıymetli. Yani hayatımızın aslında temeline o zaman önce bir hem kendi içimizde hem, evet, bize karşı o sevgi ilişkilerini kurmaya. İletişim, hepimizin birbirimizle olan o bağlantımız. Mesela ben bugün geldiğimde stüdyoda sizi gördüğümde içim bir neşe doldu. Bu enerji alışverişi çok önemli. Evet. Evet. Peki, tamam. Sevginin kıymetini bileceğiz. Sevgiyi biraz çoğaltmaya çalışacağız gerçekten dünyanın. Belki kaliteli bağırsaklardan daha fazla sevgiye ihtiyacı var. Onun da altını çizmek lazım, es geçmemek lazım. Deepak Chopra ve aracısı olarak, elçisi olarak Ebru Şin'e teşekkür ediyoruz bu hatırlatma için. Şimdi o zaman sevgiyle başladık. Güzel uyku, uyumaya, evet, odaklandık. Yani, ama şunu çok iyi biliyoruz. Ya özellikle şu pandemiden beri ya insanlar doğru düzgün uyku da uyuyamıyorlar. Orada acaba hani belli takviyelere mi gitmek lazım? Ne yapmak gerek uykudan önce, ne öneriyorsun? Şöyle, önce uykunun neden önemli olduğunu söyleyeyim. Şimdi normalde 24 saatlik sirkadiyen ritimde gece 10 gibi bu epifiz bezinden salgılanan melatonin hormonu yükselmeye başlar bizi uykuya hazırlamak için. Hı hı. Ne kadar çok mavi ışığa maruz kalıyorsak o hormon salgılaması o kadar baskılanır. Dolayısıyla uyku uyumama isteği yükselir o zaman. Veya uyuyamama uyku hali oluşur. Bir ara uyku geliyor zaten 10.30-11 gibi. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi dolayısıyla melatonin well-being hali için çok önemli. Çünkü bizim well-being halimiz immün sistemi, bağışıklık sistemiyle ilgili. Yani bağışıklık sistemimiz, pandemide bunu gördük. Ne kadar güçlüyse... Etrafımızda her zaman hastalıklar var, mikro, her şey var. Tabii. Ne kadar kalkanınız güçlüyse siz o kadar dengedesiniz. Melatonin bağışıklık sisteminin temel taşıdır. Sonsuz geri dönüşümü olan bir antioksidandır. Bütün serbest radikalleri böyle def eder. Dolayısıyla gece salgılanan melatoninden faydalanmak yaşamın dizginlerini elinizde tutmak gibi bir şeydir aslında. Anladım. O yüzden uykusuzluk için şöyle bir şey araya girebilir miyim melatonin? Çünkü çok hani tartışılan da bir konu. Ben kendim tamamen karşısındayım ama
geç de yatsanız işte efendim geç yatıyorsanız melatonin alın öyle yatın. Hı hı. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Şahsen soruyorum, tamamen kişisel bir görüş. Şöyle söyleyeyim, ben doktor değilim, biliyorum, hormon güzel, bilimci de değilim. Ama benim çok güvendiğim doktor arkadaşlarım, yani bu konuda uzman olanlar özellikle bu tür durumlarda melatoninin son derece işe yaradığını ve kullanmasının bir mahsuru olmadığını belirtmişlerdi. Ama bunu muhakkak evet, programlarınızda gene uzmanlardan tamam, fikir tamam, almanızı öneririm. Kişiye bırakalım, ben doktorlara da evet, soruyorum. Katılan var, katılmayan. Katılmayan, işte sormak lazım, neye göre katılıyorlar, neye göre katılmıyorlar. Bir de şurada şu çok önemli. Nasıl melatonin? Yani o evet, hani içerik. İçerik nasıl? Kalite yani mi? Onlar çok önemli. Markadan markaya değişebiliyor. Peki. Evet, tamam, evet. Devam edelim o zaman. Peki kaliteli uyku işi belli bir saati kaçırmamak, mavi ışığa da yatmadan önce maruz kalmamak. Yani uykusuzluk için yani ben burada şimdi 30 tane öneri verebilirim. Evet. Ama en önemlisi çok temel. En önemlisi şu aslında. Bütün gün çalıştım. Yatağa yattım. Saat 12 yarım bir halen dönüyorum. Neden uyuyamıyorum? Ay zihin o kadar dolu zihin ki. Dolu. Bedene izin verme uyuması için. Evet. Demek ki burada zihni boşaltmak, çöp düşüncelerden arındırmak, eğer beden yorgunsa, bedeninizi yorduysanız o gün en önemli şey. Ne yapıyoruz? Çok basit bir şey önerebilir miyim? Tabii. Kalkın yatakta değerli izleyicilerimiz. Peki bir görelim şöyle kamerayla. Kalkın yatakta. Dik oturun. Omurganız da konforlu olsun. Çok basit, herkesin yapabileceği bir şey söyleyeceğim. Sağ burun deliğinizi kapatın. Bu şekilde ya da bu şekilde kapatın. 5 dakika boyunca sadece sol burun deliğinizden akciğerlerinizin istediği kadar ve istediği hızda nefes alıp verin yavaşça. Hmm. Bunu yaptığınız zaman burun tek delikleri... Tek burun deliğiyle ama. Sağ kapatıp soldan. Sağ kapatıp sol önemli. Soldan yani nefes sadece soldan. Tamam. Sol burun deliğinden. 5 dakika boyunca. 5 dakika boyunca saatinizi ayarlayın. İşte o zaman beynimizin sağ tarafı parasempatik sinir sistemini aktive edersiniz. Zihindeki çöp düşünceleri tahliye edersiniz ve beden yorgunsa mışıl mışıl uykuya dalarsınız. Çok enteresan. Basit ama çok uygulanabilir. Öbür delik içinde yapacağız mı? Hayır. Uygulamayı? Sadece sağ. Bir dakika. Sağ kapanıyor, soldan nefes alıp verilecek. Sağ burun deliği kapanıyor, soldan. Ben şuradan notumu alayım da siz de karşıya yazın kaçıranlar. Sağ kapalı, sadece 5 dakika. Yatmadan önce şöyle yatakta oturun veya bağdaş kurun yatakta. Yastığın üzerine şöyle bir oturun, bağdaş kurun, sağ kapatın, soldan 5 dakika boyunca yavaş yavaş şeye dikkat edin, nefes verme sürenizin, nefes alma sürenizden daha uzun olabiliyor mu diye araştırın. Çünkü bizim merkezi sinir sistemimiz nefesi verirken daha aktif çalışıyor ve rahatlıyor. Hmm. Nefes alırken değil. Hmm. Bunların hepsi mesela 5 dakika, günde 5 dakika yatakta bunu kendinize ayıramıyor musunuz? Birinci rutin bu olsun, böyle başlayın. Tamam. Çok kıymetli ya. Altın derinde bu akşam yapacağım ben. Ebru Hanımcığım. Anlaştık. Müthiş. Peki. Daha bir şey gitmiyoruz uykudan. Ebru Hanım'ı takip edersiniz. Çünkü YouTube kanalından da. Hepsinde var. Biraz devam edeceğiz sevgili yönetmenim. Biraz şu şeye de bir geçelim. Uykuyu konuştuk. Şu yemek işi farkında olarak yeme işini evet, bir türlü evet, beceremiyoruz. Herhalde bütün reji izleyenler, yani değil mi? Hepiniz katılacaksınızdır. Ya bir şu çiğneme hadisesini unutuyoruz. Evet. Böyle sanki tıkanırcasına, hızlı hızlı. Ben ne kadar böyle hani form olarak düzgün insan varsa sorduğum zaman ya ben diyor yerim, ağır yerim, çok uzun çiğnerim, çocukluğumdan beri böyleyim gibi dünyanın en altın derindeki bilgisini otomatik yapan insanlar var. Evet. Bunu da herhalde tavsiye ediyorsunuz diye düşünüyorum. Ya şöyle söyleyeyim, tabii ki de hızım ağızda başlıyor, tükürük salgısıyla başlıyor. Her yediğimizde, her öğünde buna dikkat etmek çok mümkün mü? Hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz, mümkün değil. Ya bu yalan olur yani, böyle, evet, böyle bir yalan söyleyemem ama inanın haftada 3 kere yemek yerken farkındalığınızı getirip bir dakika ya ben lokmaları iyi çiğniyor muyum diye kendinize o noktaya gelip sorduğunuzda bu haftada 3 kere bile bunu kendinize sorabildiğinizde hakikaten uzun vadede o hal, o farkındalık oluşuyor. Bir kere insanız, bunu kabul edelim. Hepimiz daha iyi hissetmek istiyoruz. Her şeyi bir anda hayatımıza sokamayız. Ama bu ay bunu, ikinci ay şuna dikkat edeceğim diye hedef belirlersek, hı hı, o rehber bize çok kolaylık sağlar. Tamam, mütevazı hedefler. Peki, şunu da sorayım. Bağırsak sağlığı konusunda ciddi sıkıntısı olan bir medeniyet olduk biz. Beslenme hataları yüzünden.
Ve stres hormonu yüzünden. Değil mi? Stres de bozuyor. Hı. Belki devlet herhalde böyle bir şeyi bir bedava herkese dese ki gidin de bağırsaklarınıza baktırın. Ne kadarı bozuk çıkar, ne kadarı sıkıntılı çıkar çok ciddi bir yüzdedir diye düşünüyorum. Yani son istatistikleri bilmiyorum ama şu bir gerçek ki stres katsayısı maalesef çok yüksek olan ülkemizde sindirim sistemi bozuklukları, özellikle kronik kabızlık ve IBS dediğimiz huzursuz bağırsak sendromları son derece yüksek. Yaygın. Gastroenterologlara bunu sormamız lazım. Soruyoruz da gerçekten içerideki dengenin çok şaştığını da söylüyorlar. O bakteri vesaire, floranın. Evet, mikrobiyota çok önemli. Söylüyorlar. Bu da herhalde biraz karbonhidrat vesaire. Çok detayına girmeyeceğim. Diyetisyenleri de ağırlıyoruz, konuşuyoruz ama siz aynı zamanda Ayurveda uzmanısınız. Dolayısıyla böyle mucizevi bazı baharatlar vesaire var mıdır biraz bağırsağımıza böyle içtiğimiz zaman bize hem hazım sistemini hızlandıracak? Teşekkür ederim. O kadar güzel bir soru ki. Yani çok basit şeylerle bazen çözülebiliyor. Ben borsa hayatım boyunca, yıllar boyunca sindirim sistemi problemleri çekmiştim stres hormonu yüzünden. Aslında şunu söyleyeyim. Baharatları doğru kullanmaya başladığınız zaman, özellikle bünye tipinizi bilip veya neye ihtiyacınız olduğunu bilip baharatları buna göre sokuyorsanız hayatınıza, gerçekten sindirim sisteminde büyük bir rahatlama oluyor. Çok basit örnekler vereyim hemen. Yani pratik bir şeyler söyleyeyim burada. Yani şimdi herkesin gidip ayurvedik beden tipiydi bir vakti olmayabilir. Tabii tabii. Şişkinlik ve gaz için en iyi baharatlar kakule, rezeneyi zaten biliyoruz, kimyon bunlar. Nasıl tüketelim bunları Ebru Hanımcığım? Bunları çay olarak ve aynı zamanda yemekler yapılırken içine toz halinde koyarak yemekle birlikte pişebilir. Hı hı. En sağlıklısı da öyle olur, yemekle birlikte pişmesi. Ama yemekten sonra kimyon, kişniş, rezene çayı, ki benim alameti farika çay tariflerimden birisidir. Müthiş bir detoks çayıdır. Kimyon, kişniş, rezene tohumlarını aynı hepsi ölçüde. Hepsi tohum halinde mi? Tohum aynı ölçüde, hepsini aynı ölçüde harmanlıyorsunuz, hafif kırıyorsunuz havanda. Ve onların çayını içiyorsunuz. Müthiş, yani ofis hayatınızdaki konforunuzu çok ciddi yükseltir. Hmm. Mide ekşimesi, mide ülseri olanlar kişniş. Kişniş çayı ve kişniş yemekleri yani gibi. Bir dakika, bu önemli. Evet. Mide ekşimesi. Süleyman'cığım senin için dinliyorum. Evet, beyefendi herhalde pita. Çünkü genelde pitalarda yani beden tipinde olur. Tamam. O ayrı konu, çok detaylı o ayrı biliyorum. O ayrı bir konu. Nane. Mide ekşimi, nane, işte lavanta. Çay mı yine? Tabii çay ve aynı zamanda bu kişnişin İngilizce'de cilantro denilen tazesi, maydanoza benzeyeni var ya. Kişniş tabii, kişnişin tazesi. Salatalarınıza onları koyabilirsiniz. Mide için çok faydalı. Kesinlikle öyle, aynı zamanda da enflamasyonla da mücadele eder. Yani vücuttaki oksidatif stres yükünü de azaltır. Müthiş faydalı bir bitkidir. Kişniş tohumunun çayı? Çok güzel olur, harika olur. Tamam, peki ben notumu aldım. Beyefendi bütün gün içebilir ofiste. Tamam. Peki çok kıymetli bir bilgi. Çünkü metabolizma gerçekten stresten mideye zayıflamak isteyenler. Ay lütfen. Lütfen şu sıra bende. Estağfurullah. Harikasınız. Ateş elementini yükseltmemiz lazım. Neyle? Dilimizin üzerindeki ateş etkisini yaratan baharatlar. Hmm. O yakıcı, pungent baharatlar. Kırmızı biber, pul biber, karabiber, zencefil gibi. Keza kimyon gene. Çünkü sindirim sistemini dengelediği zaman, yani bu metabolizmayı hızlandıran baharatlar. Tamam. Biraz evet. Ateşli besleneceğiz yani. Evet. Yazın çok gerek yok. Mide ekşimesi yapar ama bu mevsimde olabilir. Detoks mevsimindeyiz. Ha, biraz şu Nisan ayının bizden istediğini bir konuşalım. Böyle bahar, börtü, böcekler, kuşlar, cikcik filan, yağmurlar, yeşil yeşil filizlenen hayat. Evet. Bizden yani, ne bekliyor? Ekinokslarda beden kendini yenilemeye alıyor daha fazla. Kış boyunca biriktirdiğimiz, kendimizi imun sistemini güçlü tutmak için biriktirdiğimiz yağ hücrelerinin tahliyesi için doğru bir zamanlama. Tamam. Yaza ne zamana için. Kadar? Haziran 15'e kadar. Haziran 15'e. Diyet yapıyorsak zaten Haziran 15'ten sonra karpuzlar falan filan derken yapamıyoruz sevgili seyirciler. Evet. Fırsat bu fırsat. Şu ara biraz kesat yani, hani çok şey yok. Ama tatlı ben, meyve yok. Özellikle sağlıklı beslenme ile ilgili şöyle bir şey söylemek isterim. Eğer beslenmeyle ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız ve ortadaki o kadar bilgiyle kafalarınız hani karıştıysa, bir 30 yaşından sonra hepimiz için günde 2 öğün yeterli, onu söyleyeyim. Öğünler arasında bir leblebi bile yenmeyecek, yani adeta su orucu tutulacak öğünler arasında tabii. Yani intermittent beslenme diyoruz biz buna. Ve onun dışında yaşamınıza baharatları...
Yani onu yemem bunu yemem değil de daha fazla o whole food dediğimiz temiz beslenme ilkelerine çok obsesif olmadan, obsesyon yapmadan hayat yasaklarla geçmez. Evet. Böyle bir şey yok. Hayata biz keyif almaya geldik. Evet. Ama farkındalık yani iki öğün, canınız İskender kebap istiyorsa akşam değil öğlen yiyin gibi. Evet, tamam. Yani bunlara dikkat etmek tamam. ederek yer değişikliği ideal kilonuza ulaşabilirsiniz. Peki. Şimdi bu Wellbeing Derneği olarak bir büyük konferans hazırlığı için. Evet, efendim, çok heyecanlıyız. Onu da duyuralım nasıl gidiyor. Şimdi ben şöyle konferansa tabii... Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek Wellbeing Konferansı. Yani yolunuz açık olsun. Çok nitelikli katılanlar var, katılımcılar var. Moderatörü ayrı, katılımcısı ayrı. Öyle. Yeni Nesil Yaşam Tarzı Wellbeing Konferansı. 6 Mayıs Cumartesi şöyle bir yazalım sevgili reji. Ve sevgili editörüm Zeynep, 6 Mayıs Cumartesi bir gün değil mi? Maslak'ta, İstanbul Maslak'ta. Evet, biraz bilgi alalım. Tabii. Biraz çalışma hayatı odaklı da olmuş yani değil mi? Evet, evet. Çünkü hemen şu şekilde açıklamak isterim. Uzun yıllardır Wellbeing ile ilgili yapılan araştırmaları incelediğimizde, keza ben 12 yıldır bu ülkede Wellbeing anlatıyorum. Özellikle Gallup'un araştırmaları tabii çok ön planda çıkıyor. Gallup yaklaşık 10 sene önce bir araştırma yayınladı, çok geniş çaplı. Dünya popülasyonu %95'ini temsil ediyor. 155 ülkede binlerce soru sormuşlar. Sosyoekonomik ve sosyokültürel seviyelerinden bağımsız olarak insanlara. Ve ölçmek istedikleri şey de şu Gallup'un. İnsanların işte kültürel ve ekonomik sınıflardan bağımsız olarak bir insanın homo sapiensin genel olarak... Yaşamını sürdürürken ortalamada sahip olması gereken well-being kriterleri nelerdir, hangi konulardadır? Ve bunu yayınladılar. Bu yaklaşık 5 tane kategori. Bir tanesi kariyer well-being, finansal well-being, beden ve zihin well-being'i, sosyal well-being ve yaşadığınız çevre, yani yaşadığınız kıta, ülke, şehir, mahalleyi düşünün. Community Wellbeing deniyor buna. Hı hı. O yüzden biz de Wellbeing Konferansı'nı Gallup'un bu bilgileri çerçevesinde 5 tane panel şeklinde düzenledik. Ve bu konuda Türkiye'de gerçekten taşın altına elini koymuş değerli iş insanları, uzmanlar, işte profesörler vesaire hepsini bir araya getirdik. Ve konuşacağız. Ne güzel yaptınız. Şimdi şöyle bir bakıyorum ben kimler var kimler yok diye. Tabii mesela Ayurveda tıbbında çok bildiğim benim de Buğra Öktem evet, hocamız orada. Evet sevgili Buğra burada. Analım. Doktorlar var. Doktor ağırlıklı aslında. Yani son derece içerikte. Evet. Değil mi böyle? Yani kariyer ve bütüncül tıp tarafındaki hocalarımız tabii ki. Evet herhalde. Yani koruyucu tıp yani o bütüncül tıbbı benimsemiş ve bu şekilde bilgilerini harmanlayan, sentezleyen doktorlar mevcut. Keza bütün doktorlar Buğra hariç ve sevgili fonksiyonel tıp uzmanı İrem Anş, oradaki diğer bütün profesörler. Benim genetikçi var, moleküler hepsi biyoloji, genetik uzmanı. Benim konuşmacıları sayıyorum. Gastroenterolog var, biraz zor. Dernek başkan yardımcımız kendisi. Yani hemen hemen yani çok böyle hani bütüncül bir açıdan ortaya bir iyi yaşamanın koşullarını, bir farkındalık evet. düzeyini artırmayı hedeflemişsiniz. Gerçekten çok değerli, çok nitelikli. Katılım koşulları neler? Online'da var, olacak mısınız? Biraz bilgi verin lütfen izleyenlere. Tabii, katılım koşulları bilet wellbeingderneği.org web sitesinde biletleri ve bütün detayları, bilet fiyatlarını görebilirler. Son derece makul tuttuk. Online katılım olmayacak. Salonumuz işte 150 kişilik bir konferans salonu. Tamam. Ama daha sonra YouTube kanallarımızda panelleri yayınlayacağız. Özellikle kariyer wellbeing'de de gerçekten uzun yıllardır kariyer wellbeing'e yatırım yapan panelistleri ağırlamayı tercih ettik ve onları davet ettik. Kariyer wellbeing, bu da enteresan. Evet, sevgili Hülya Gedik gibi, Anadolu İSUZU Genel Müdürü Sayın Tuğrul Arıkan gibi, Sertrans Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş gibi, yani 12 yıldır sürekli wellbeing ile ilgili onlarla birlikte çalışıyoruz yani kurumsal olarak da. 12 yıldır sürekli krizlerle mücadele etmesine rağmen wellbeing halini korumayı başarmış isimlerden bunu dinlemek çok kıymetli. Evet. Türkiye gibi bir memlekette gerçekten oradan oraya doğru gidiyor patronlar. Buna rağmen yatırım ve bu stresi yönetmeyle birlikte iyimserliğini yitirmeme noktasında şampiyonlar. Gerçekten alkışlıyoruz. Burada her gün ağırlıyoruz. Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum. Son bir sorum olsun. Hani böyle wellbeing uzmanlığı gençlerimiz için de küçük bir şey tüyü olsun.
Bunlar böyle yeni yeni, son 10 yıldır özellikle hayatımıza giren mevzular ama pandemiden sonra daha da insanların farkındalığı biraz evde oturunca herhalde ruh bedeni yakaladı filan. Bu konuda arayışlar da arttı. Meslek değiştirmek isteyen çok insan var. Aynen sizin gibi böyle finans sektöründe olup ya ben aslında hiç buraya ait değilim duygusu içinde yaşayanlar var. Keşke başka bir meslek seçsem. Bir Gedik Üniversitesi notu da gördüm ben siz sosyal medya takipçiniz olarak. Duyurmak ister misiniz? Orada yani işin eğitim tarafı mı? Evet, ben eğitmen eğitimcisiyim aynı zamanda. Tamam. Sayın Hülya Gedik'in teşviğiyle pandemiyle birlikte Avrupa'daki ilk Wellbeing uzmanlık sertifika programını bir üniversite çatısı altında açtık. Çok başarılı geçen bir program. Nitekim ben Amerika'ya gittiğimde Chopra Center'da hiç kimse 20 yaşında ben meditasyon eğitmeni olacağım, ben nefes eğitmeni olacağım demiyor. Herkes 35 ve üstü ve hayatı sorgulamaya başlamış. Yani biraz olan farkındalık diyorsunuz Ebru Hanım. Gençler o yüzden hem yeni meslek de olabilir hem de profesyonel hayatına devam ederken ben kendimin en iyi versiyonu nasıl yaratabilirim diye merak eden de bir sürü öğrencimizin yer aldığı 8 ay boyunca devam eden haftada bir gün ders olan rutin var sevgili seyirciler kitabın içinde. İşte zayıflama rutininden, uykusuzluktan, uyku işini toparlamaya kadar ve pek çok konuda öneriler var. Kabızlıkla ilgili filan öneriler var. Genlerimiz de üstelik kaderimiz değil yani öyle kolaycılıkla ya benim genim böyleymiş işte bak annen de böyleydi filan öyle kaderci diye saklanmayacağız. Tek bir cümleyle kitabı söyleyebilir miyim? Buyurunuz ben uzatma ahu diyor bana Ebru. Estağfurullah rica ederim. Büyük bir keyifle sizi dinliyorum sabaha kadar dinlerim. Aslında konuşu o kitapta olan. Biz doğduğumuzda bedenimizin ve zihnimizin bir kullanma mekanizması var ve bir yerlere bastığınızda bir şeyler oluyor. İlkokulda öğretilmesi gereken bu bilgiler bize öğretilmemiş. Bu kendinizi kullanma kılavuzu, nereye bastığında zihninde ve bedeninde ne olduğunu anlatan bir kitap. Harikulade. İnşallah ilkokullarda, ortaokullarda çocuklarımıza İnşallah. Bir sürü bilgiyle onları böyle yüklüyoruz vallahi garipleri. Biraz daha böyle kıymetli anatomileriyle, fizikleriyle, stres yönetimiyle ilgili bilgiler verelim. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ebru Şinek. Tekrar bekliyoruz. Ara ara bizi böyle aydınlatın. Çok güzel de enerjiniz.